Ben sana bir soru sorayım sevgili Erdoğan. PD'yi oraya koymaya senin gücün mü yetmedi? Yoksa sen cesaret edip söyleyemedin mi? Yoksa söyledin de o iki lider seni mi takmadı? CHP lideri grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. İstanbul CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun 301 gündür içeride olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyelerine özellikle istirham ediyorum, milletvekilleri hapse atılmaz, bu ülkeye demokrasi getireceğiz dedi. Ardından Kılıçdaroğlu şeker fabrikalarının satışını sert bir dille eleştirdi. Çok güzel bir doğada yaşıyoruz, çok güzel, memleketimiz çok güzel. Akdeniz'in kıyıları, Karadeniz'in kıyıları hariç bütün coğrafyamızda şeker pancarı üretilebilir. Ama hiçbir Orta Doğu ülkesinde şeker pancarı üretilemez. E kardeşim şeker üret, Orta Doğu'ya sat. İngiliz satacağına, Fransız satacağına, Alman satacağına sen sat. Otur, şekerini üret, sat. Biz kazanalım. Bizim çiftçi kazansın, bizim işçi kazansın. Hayır, illa kapatacağım. Niçin? Hayatında 15 yıllık süre içinde bir tek şeker fabrikası bile açmamış. Bir tek şeker fabrikası açmamış. Şekere ihanet etmek adeta onun için bir görev. Ben bu şeker fabrikalarını satacağım diyor. İntikam alacağım diyor. Kimden? Erbakan'dan. Kimden? Özal'dan. Kimden? Ecevit'ten. Kimden? Demirel'den. İntikam alacağım onların yaptıkları şeker fabrikalarını babamın malı gibi satacağım diyor. Batan geminin malları gibi satacağım diyor. Uzun uzun teşvik paketleri. Fakat ekonomi dikiş tutmuyor. Dün gene açıkladılar bilmem kaç milyar liralık ekonomiyi canlandıracaklarmış. Ekonomi canlanmaz. Ekonomiyi canlandırmak istiyorsan sanayiciye güvence vereceksin. Hukuk güvencesi vereceksin. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. Yabancıların da can ve mal güvenliği olacak. İnsanlar gelip burada yatırım yapacaklar. Bir haksızlıkla karşılaştıklarında bağımsız mahkemelere başvuracaklar. E sen milletvekilini attın hapse. Üniversite hocasını attın hapse. Gazeteciyi attın hapse. Heykeli de hapse atamıyor. Heykelin etrafını çevirmişler. Heykeli de büyük bir ihtimalle yakında atacaklar hapse. İnsan hakları heykelini. Sonra dönüp diyorsun ki ekonomide canlanma olacak. Ekonomide bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz.